Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün öğrencilerin yüzünü güldüren seriyi tekrardan çekmeye karar verdim. Ve ne yapıyorum arkadaşlar, öğrenci evine gidelim, onlarla muhabbetimizi edelim, onların istediği yemeği yapacağız. Akşam da iftarımızı beraber açacağız. Hemen ne yapıyoruz, öğrenci evine gidelim, ne istediklerini öğrenelim, ondan sonra alışveriş yapacağız. Evet arkadaşlar, öğrenci evine geldik. Hemen kapının önündeyiz, bakalım zilleri çalışıyor mu? Genelde çalışmıyor ama kontrol edelim. Evet, zilimiz çalışıyormuş. Bekliyoruz açmalarını artık. Ben de çok heyecanlıyım. Evet, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen içeri girelim, içeride bir konuşalım. Tamam. Hadi bakalım, giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdim. Yanımda öğrenci kardeşlerim var. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Merve. Ezgi. Ezgi. Ezgi, evet. Emre, Barış. Evet. Değil mi? Tamam. Çok güzel. İnşallah unutmam. İnşallah. Şöyle söyleyeyim. Normalde benim şöyle bir konseptim var. Öğrenci evine gidiyorum. Öğrencinin istediği yemeği yapıyorum. Ne istiyorsunuz benden? Önce onu sorayım. Ben et tamam mı? Et olacak zaten. Öğrenci için et önemli. Aynen. Değil mi? Her zaman yemiyoruz da et yiyelim. Ben doyuramıyorum bunları. Öyle mi? Bizim aşçımız olur kendisi bu arada. Normalde kim kalıyor bu evde? İkiniz. İkiniz kalıyorsunuz. Evet. Sen de arkadaşlarına geliyorsun. Akşamları yemek yapmaya geliyor. Yemek yapıyorum. Tatlılarını yapıyorum, gidiyorum. Süper. Harika bir arkadaş grubu diyebiliriz. Muhteşem. Bugünleri ben de arıyorum yani. Çok güzel. Çok özel zamanlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne okuyorsunuz onu da sorayım. Konservatuvar. Arkadaşlar konservatuvar okuyor. Ben inşaat okuyorum. Sen de konservatuvar, inşaat mühendisi. Evet. Süper. O zaman şöyle yapalım. Ben hemen gideyim, alışverişimi yapayım. Sadece Belen tavayla yetinmeyeceğim. Ekstradan et de alacağım. Üzerine tatlı alacağım. Bugün çatlayana patlayana kadar yiyeceğiz. Bugün yemekler benden. Kurtardım bak. Belen tava yapamazdım zaten. Bugün şanslısı Ezgi çıktı. O zaman ne yapalım? Ben hemen gideyim, alışverişimi yapayım. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Hadi bakalım, alışverişe başlayalım. Evet arkadaşlar, Fener Caddesi'nde nereye geldik? Pınar Et Pazarı'na geldik. Hemen içeri girelim. Öğrenci kardeşlerimize böyle boldan boldan et alalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Cuma abi var. Cuma abi nasılsın? Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi öğrenci evine gideceğim. Evet. Akşam iftar beraber açacağız. Evet. Onlara et almak istiyorum. Evet. 3 kilo pirzola, 3 kilo kıyma. Bunu stok evet. yapsın diye öğrenci kardeşlerim. 2 kilo ciğer alalım. Sonradan yine bunu da stok yapacaklar. Lanta yumuşak var. Etin ne var? Antrikot var, kontrafile var. Süper. Tamam. Evet. Ondan da 3 kilo alalım. 3 kilo. Kuşbaşı yapalım çünkü ona Belen tava yapacağım. Yumuşak etten olması evet. lazım. Evet. Yumuşak etten olması lazım Belen tava olacak. Bir de kuyruk yağını alayım ki Belen tavaya çok yakışır. Bıçak kıyması yaparsan aynen. Ne kadar olsun? 350 gram falan. Kaç kuşbaşı tamam. da stokluk kuş, alalım. Evet. Aynı etten tamam. 2 kilo daha ekle. Hemen başlayalım evet. yapmaya. Başta ne yapıyorlar? O sinirleri anlıyor herhalde. Evet. Küçük kuzu herhalde bu. Evet. Süt kuzusu. Şöyle. Bir tarafta Seyda abimiz, diğer tarafta Cuma abimiz. Evet, lokum gibi etler evet. ayıklanıyor. Bu ne oluyor? Neresi oluyor hayvan? Bu butu mu? Süt dananın yumurtası. Ha, yumurtası değil mi? Bunu dönerlere evet. de kullanıyorlar evet. zaten. Evet. İki taraftan da yumuşak etler bak. Puding gibi gözüküyor bu. Şimdi de şöyle kuşbaşı doğranıyor. Ne kadardı bunun kilosu? 500. Bunun kilosu 500 TL. 550 ama size 500. Bize 500. Öğrencilere yaptığımız için. Başka müşteri görse, gelse bizden görüp videoyu. Gelebilir. Sizden geldiğini söylesin. 500'e verirsin yine. Evet. Evet. Diğer tarafta da ciğerler doğranacak. Ciğerin de kilosu bu dana ciğeri zaten. O da 400 TL. Önce ciğerin o zarını almak lazım. Ciğerler doğranmaya başlandı. Ve ardından kuşbaşı şeklinde doğranıyor. Evet bu arada kasapta benim videom dönüyor. İzliyor musunuz abi? Bakıyorsunuz herhalde evet, ara ara. Evet, o, süper. Evet. Teşekkür ettim. Evet. 3 kilo da kıyma dedik. Şöyle kıymalar çıkmaya başladı. Bu hayvanın neresi oluyor? Kol kısmı. Kol kısmından evet. yapıyorsun. Bunun kilosu ne kadar? 500. Bu da 500 TL. Burada her şey 500. Evet. Kıymalar hazır. Diğer tarafta da tabii pirzolalar kalem gibi hazırlanıyor. Şöyle üzerine gidiyor pirzolanın. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi bir tarafta kıyma, lokum gibi et, diğer tarafta ciğerler, pirzolalar da yanlarda dizili. Pirzolalar tartıldı, bunlar 1300 yaptı. 2 kilo 700 gram evet, gibi şey yaptı evet, herhalde. Evet. Bak kıyma da 3 kilo bu ne kadar yapıyor? 1500 yapıyor. Kuşbaşı da 2 kilo evet. 780 gram o ne kadar yaptı? 1390. Ciğerlerde 2 kilo geldi o da 800 TL. Evet bu arada fiyat 4990 değil mi? Evet. Bir de ek yaptık. Ek yaptık. Ne yaptık? Bu ciğer kavurmaya, bu da et soteye kavurmaya. Hemen dediğim gibi arkadaşlar fiyatı da söyledik. Artık diğer alışverişe geçebiliriz. Evet, gençlere afiyet olsun. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar, şimdi de elma markete geldik. Yine Karaçoğlu üzerindeyiz. Hemen içeri girelim. Diğer alışverişleri tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kapya biber alıyorum. Kilosu 97 TL bu arada. Boldan boldan alacağım. Sonra arkadaşlar yine kullanırlar. Köy biberi alıyorum. Kilosu 77,5. Bundan da boldan boldan alacağım. Tatlıymış bu abimin söylediğine göre. Domates alıyoruz. Kilosu 39 TL. Dolduralım poşeti. Tamamdır. Sarımsağın kilosu 154. Bundan da böyle 7-8 baş alalım arkadaşlar. Şöyle sarımsakları da dolduruyoruz. Bu kadar yeter herhalde. Şöyle ayran alıyorum.
alıyorum 1,5 litresi 44.90, 3 tane alacağım. Pul biber alıyorum 93 TL bu şekilde. Şöyle biber salçası ve domates salçası alıyorum. Biber salçası 90 TL. Domates salçası da 67 TL. Bunlar da sepete. Şöyle zeytinyağı alıyorum. Kilosu 275. 97.35'e geldi arkadaşlar. Karabiber alıyorum. Fiyat 60 TL. Ve diğer baharatları da alacağım. Hızlı hareket etmek istiyorum artık. Yavaş yavaş ne yapalım? Hemen tatlı almaya geçelim. Bunlar ne kadar tuttu? Kasaya geçtikten sonra söyleyeceğim en son. Evet arkadaşlar, alışverişler yapıldı. 894 TL. Şimdi ne kaldı geriye? Tabii ki de tatlı. Hemen tatlılar almaya geçelim. Ondan sonra öğrenci evine geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, 20 metrelik yolda tatlı için nereye geldik? Hayale geldik. Hayal pasta olarak geçiyor arkadaşlar. Tabii ondan önce ikrama gittik. Tatlısı yoktu. Kral künefeye gittik. Orada da tatlı yoktu. Ramazan'a yakın çıkarıyorlarmış. Ama buraya girelim. Burada varmış. Hemen giriyoruz. Kendimize göre bir tatlı seçelim. Evet, kendimize bir tatlı seçtik. Şöyle yakından göster Hakan'cığım. Çerez baklava olarak geçiyor. Fıstıklı çerez baklava. Kilosu ne kadar? 750 TL. Bu ne kadar yapıyor? 3 kilo 215 gram yani 2411 TL değil mi? 2411 TL bunu alıyoruz arkadaşlar. Evet, tatlılar da alındığına göre artık öğrenci evine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, alışverişler yapıldı. Poşetleri aldım, bir kısmı da arabada. Hemen içeri doğru girelim. Arkadaşlarla eşyaları yukarı taşıyalım. Ondan sonra artık yemeğin yapılışına başlayabiliriz. Evet, tekrardan merhaba. Tekrar hadi bakalım giriyoruz. Evet arkadaşlar, alışverişler yapıldı. Şöyle Hakan'cığım gösterelim. Tezgaha dizdik. Bunu dolaba yerleştirin. Bir kısmını da ayıralım. Hemen yemeğimize başlayalım. Dolaba önce yerleştirelim. Ondan sonra malzemeleri ayırıp artık Belen tavanın yapılışına geçebiliriz. Evet, malzemeleri aldık. Artık başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Şöyle güzelim eti. Şöyle tepsiye başta aktaralım. Etleri hemen kenara alıyorum. Şöyle Hakan'cığım biraz yakından gel. Başta neyle başlayacağız? Şöyle biberle. Ne yaparsın? Başta şapka kısmını çıkarırsın. Bir onu rahatlatırsın. Hemen akabinde sırtından derin bir yarık açarsın ona. Ortasını açıp eğer şöyle çekirdekleri varsa onu alabilirsin. Burada ne yapıyorsun? Şöyle bölüyorsun. Ve ince ince doğrayacağız. Tüm biberleri bu şekilde doğruyorum. Sizde yemeği kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun? Ezgi. Aşçımız Ezgi. Peki bulaşıklar kimde? Ortak. Barış'ta ben ortak. Ben asla yapmıyorum. Yarın oturuyorum sonra. Eğer misafirimiz varsa ona yaptırıyoruz. Siz baya baya insanları kullanıyorsunuz. Dışarıdan biri gelmiş, yemek ona. Başka biri gelirse bulaşık ne diyorsun bu işe? Sözümüz meclisten bir şey. Bakkala kim gidiyor markete? Yine o ikinizden biri mi? Yani karide iş. Ya biri gidiyor. Ya da biri gelecek haber veriyor. Bir tane arkadaşımız var, çalışıyor. Biraz zengin. Durumu iyi. Evet, durumu iyi. O alışverişi yapıyor. En sonunda bölüyoruz. Ha, o şekilde yapıyorsunuz. Anladım. Bizde onu da biz almıyoruz yani. Bizde ne olurdu? Tahtaya yazardık böyle. Kim ne aldıysa. Bir tane böyle yapıştırmalı mıknatıslı bir şey vardı bizde. Keçeli kalemle yazardık. Kim ne almışsa. En son işte bir haftalık veya 5 günlük en son toplanır. 3'e bölünür. Bir tane de kasamız olurdu. Herkes bir para atardı. Oradan gerekirse düşülür. Takviye. Aynen, oradan takviye yapılıp o şekilde ilerlerdik. Kırmızı kapya biberler hazır. Bunu da etin yanına gönderiyorum. Sırada yeşil biberler var. Yeşil biberi de aynı yöntemle kesiyorum arkadaşlar. Bunun çekirdeği var mı? Bunda da ufak tefek çekirdekler var. Peki yemekle ilgili anınız var mı bu arada? Onu da sorayım size. Senin mi var Barış? Biz normalde koroda da görev alıyoruz. Hatay Akademi Orkestrası'nda görev alıyorduk işte. Ben, Yunus, birkaç arkadaş daha var. Biz İzmir'e gittik konsere. İzmir'e gittik, ne yapacağız? Sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Sabah provaya gidiyoruz. Öğlen geliyoruz otelde, iyi ki kestiriyoruz. Sonra akşam yine prova. Gün boyu prova, anca gece böyle dolanabilirsin. Anladım. Sadece gece vakit var. Gecenin köründe ne yapılır ne yapılır. Dedik ki sokak lezzetlerini deneyelim. Islak hamburger, kumrumumrum falan deneyelim. Güzel olur bak, sokak lezzeti de sağlamdır ha İzmir'de. O kadar duyuyoruz yani, bir deneyelim dedik. Biz çıktık dışarı, sahilde yürüyoruz. Kordon sahile çıktık, ne yiyelim bakıyoruz işte. İlk kokoreç yedik. İlk gittik bir kokoreçi denedik. Bir de ben hiç yememişim hayatımda. Kokoreç ilk defa tecrübeni İzmir'de yaşıyorsun. Yani aslında güzel bir yerde tecrübe ediyorsun da. Gittik. Önce bir kokoreç yedik. Bir de 3 kişiyiz. 3 kişi 3'er kokoreç söyledik. Sözde deneyeceğiz diye. Çılgınlık. Bir tanesini önce yiyor, ondan sonra. Ben beğendim. Bayağı da güzelmiş. O kadar şey diyorlar işte. Kötü. Yok, yapan lezzetli. Yerler var falan. Aynen. Ben gayet beğendim. Güzel yerde bir de tecrübe edince. Aynen. Yerinde yedim bir de. Bayağı hoşuma gitti ya. Sonra oradan çıktık. Başka ne deneyelim? Midye deneyelim dedik. Midye de güzeldi. Orada da sıkıntı yok. Midye zaten küçük. Yedik, attık, gittik. Sonra dedik ki kumru deneyelim. Seçenek var. Bir sürü daha ıslak hamburgeri var. Var. Çok var. Bilmem nesi var. Aynen. O halde normal. Şeyden sonra, midyeden sonra normal. Midye falan. Midyeyi yedik, çıktık. Sonra ne yiyelim? Kumru geldi aklımıza. Yakınlarda kumrucu vardı bir tane. Gittik yine 3 kişi 3'er tane kumru söyledik. Abi yine siz orada deneyeceğiz normal diye. Yememişsiniz yani. Tek tek gitseniz. Sonra aynen. Sözde deneyeceğiz diye 3'er tane kumru söyledik. Sonra biz böyleyiz. Yedik ya kumru. Bitti. Aşağı doğru iniyor. Bütün şeyler yattı yani. Islak hamburgermiş bilmem neymiş falan. Sindirmeye çalışıyoruz. Benim aklıma şey geldi. Çelebi var. Evet. Bomba yapıyor. Uh-huh. Ama karnım şiş. O zaten artık. Bir de üstüne bomba atıp patlatacağım mideyi mi? Benim aklıma orası geldi. Gitsek mi? Gitmesek mi? Gitsek mi? Yavaş yavaş yürüye yürüye gittim, o bombayı da yedim. Yediklerini sindirdin mi tatlıydı? Ertesi gün işte sahne vardı. Çıkamadım. Çıkmadım falan.
Böyle bir anı. Böyle kaldı sözde hepsini deneyeceğiz diye. Mideyi bozdun ama değil aynen. mi? En son mide gitti, gümledi. Vallahi değerdi. Yani. Değer. Sokak lezzetleri çok güzel çünkü. Izledim. Ben de çünkü hastanelik olmuşluğum var böyle çok yiyerek böyle bir günde ne yenir. Mesela Antep'te yaptığım zaman bir hastanelik olmuştum. Bir de Van'da ya da Batman olması lazım. Her şeyi yiyeyim diye böyle ilerliyorsun. Bir de ben de sabahtan başlıyorum akşama kadar hiç durmadan yiyorum. Tabii gecenin sonunda serum takıldı. Deniz'le bir kere burada yine serum takmışlardı. İkimiz de birden yan yana. Böyle biraz abartınca hastanelik oluyorsun. Geceleri bir iki tane bir ikişer tane akıyor da böyle sokak lezzetleri çok ardı ardına yiyince 4-5 tane tabii biraz kastırır. Yani. Evet, yeşil biberler de tamam. Bunu da arkadaşın yanına gönderiyorum şöyle. Sırada domatesler var. Kabuk soyma yarışı yapıyoruz. Çok merak ettiler kaç saniye sürüyor. İddialı değilim ama hızlı tamam, soyarım. Bir süre söylemeniz lazım şu an. He, kaç saniyede soyarım mı? 15 diyorum ben. Çok uzun bu arada 15. Çok mu? 12. Hadi 5 saniye değil mi? 10 mu diyeyim? 10 diyeyim o zaman. Tamam 10. 10 diyorum 10. Zor ama siz kaç diyorsunuz? 12 diyorum. 10'da yaparsın abi. 10 mu? 10 yaparsın ya. Yarısını soydun senden bekledim. Tamam bir elimi aldım. O 8'e düştü işte orada. Başla. Aa, geç başladım. Orada bir saniye kaybettim. Hadi bakalım. Aa, yarısı gitti bunun. 1 Ya. Dur ben kaç saniyede? Ben başta 15 demiştim ama 15 bile. 12 çık oldu herhalde. Yok o zaman şimdi kronometre tutalım bakalım kaç. Ama adam sen de şey yapıyorsun şimdi. Tamam başla. 1 2 3. Hadi bakalım başlıyoruz. Zor 10 saniye. 15 olabilir. 10 saniyede bu gitti. Gitti. 15 bile olmaz bu. 15. 15. Tamam 15. 15. Bravo. Eminim çok daha hızlıları vardır da. Barış daha yeni alıştı. Kamera arkası daha güzel oluyor. Daha keyifli. Şöyle 5 tane domatesimiz var. Domatesleri de küp küp domatesimiz. Gülme krizine girdi. Öyle mi? Arada mı? Ama sen bayağı eğlenceli bir kişiliksin. Böyle enerjiksin, güler yüzlüsün. O anlamda bence takımın en enerjik enerjisini yukarı kaldıran kişi sen misin burada? Bizi buluşturan da kendisi. Öyle mi? Herkesi buluşturan kişi. Yani, genelde yani. Olur öyle ortamda bir kişi. Evet. Her ortama lazım böyle bir kişi. Aynen. Domatesleri de şöyle yan yan girip Hakan'cığım şöyle küp küp doğruyoruz. Bu yöntemi biliyor muydunuz? Nasıl doğruyorsunuz domatesi küp küp bilmiyorum ama. Allah ne verdiyse giriyorum ben. Bak, şöyle üstten çizikler atıyorsunuz. Tabii domatesin sert olması da burada önemli. Biraz da yanda sonra direkt küp küp doğranmış oluyor zaten. Ben soğanı böyle doğruyorum. He soğan da olur aynen. Benim genelde kullandığım bıçaklar güzel olmuyor. O yüzden doğrayamıyorum. Doğru o da önemli. Kahvaltı ben... bıçağıyla doğramaya çalışıyorum. Ben çatalla doğramaya çalışıyorum. Yani öğrencilikte tabii ki keskin bıçak. Bıçak olması bile yeterli zaten de. Yani... Az önce verdiğimiz. Bizde. Doğru yok. Yok güzel. Sizin var mı öğrencilikle ilgili bir anınız? Yemekle ilgili bir ya da? Ortak anımız var aslında. Bir öyle mi? Çok küçük bir anımız var evet. Bir gün koro çıkışı öğretmenimiz var, koro şefimiz. Onunla eve gittik ama arkadaşın evine, kız arkadaşının evine gittik. Telva yapacaktık. Ezgi normalde yapardı. O gün ben nedense ben yapayım diye tutturdum. Şey çünkü ben ders çalışıyordum, hocaya bir şey soruyordum, onu tartışıyorduk. Ondan sonra dedim ki o zaman hani siz yapın. Normalde ben yapıyordum. Tarifi sesleniyorum, anlatıyorum işte şu kadar şeker koyacaksın, şu kadar süt koyacaksın vesaire. Ama ben orada şekeri duymuyorum. Saçmalamış yani. İrmiye tereyağı koymuş, eritiyor, çeviriyor, kavuruyor vesaire. Sütü de kaynatıyor. Atmış. Neyse işte bu getirdi. Biz de çok heyecanlıyız çünkü hani tatlı yiyeceğiz böyle ve evet. inanılmaz acıkmışız bir de. Yorgunuz da korodan çıkmışız. Bir geldi şeker yok içinde. 20'ye sade sade yiyor. Sonra üstüne attık karıştırdık. Ama güzel oldu aslında. Çıtırlık vermişti. Evet güzel yani güzel oldu bence. Şey Barış'la ben ikişer tane yedik. Yemediler çünkü. Siz kaç yıldır beraber arkadaşlık yapıyorsunuz? Kaç zaman oldu? Bizim Barış'la yıllardır. Yani biz liseden beri arkadaşız. Bizimki aslında yeni sayılır. Hani bir yıla yakın diyeyim yani. Kaçıncı sınıftasınız? Ben 2'deyim. 2. sınıf. Sen Ezgi? Son sınıfım. Barış da son sınıf. Valla öğrencilik bitmesin diye çok üzülüyordum yani. Uzatmak için elimden geleni yapıyordum. En son yüksek lisans yaptım. Çok zordu ya. Biz çok kolay uzattık yani. Ben de uzattım. Ben şöyle söyleyeyim. 1. sınıfı geçtim. 2. sınıfta 3 sene kaldım. Sonra 1 sene gaza geldim. O 3 seneden sonra o zamanlar yönetmenlik izin veriyordu. 2'yi, 3'ü, 4'ü 1 senede bitirdim. Şaka yapmıyorum. Gaza geldim. Ondan sonra zaten aynen. Öyle bir anım var. Yüksek lisans yaptım.
Şimdi alamıyorsun ama diyebiliyorum böyle üstten bir sürü ders değil mi? Evet. Evet, 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 şöyle göstereyim arkadaşlar. Domatesler de hazır. Bunları da şöyle biberlerin yanına gönderelim. Sırada bu işin olmazsa olmazı sarımsaklar. Sarımsakları da şöyle tepsiye aktardım. Hafiften bir ezmiştim. Onların biraz canlı okumak lazım. Nasıl mı? Zaten ezmiştim. Şöyle göstereyim. Ufak ufak doğrayalım bunları. İnce ince doğruyorum. Sarımsakların üzerine gidiyorum. Olay budur. İstersen tüm dağıtabilirsin ama böyle her tarafa eşit bir şekilde yayılsın istiyorsan bir de malzememiz fazla. Onun için şu şekilde ince ince doğruyorum. Çok da inceltmeyeceğim. Hafiften de dişe gelsin istiyorum. Evet, sarımsaklarımız tamam diyor bana. Şöyle hafiften üzerine geç. Hafif iri kıyım oldu. Evet, sarımsaklar da tamam. Bunları da şöyle tepsinin içerisine aktarıyorum. Biraz daha ek yaptım sarımsaktan. Bunlara da ekledikten sonra artık kuyruk yağı ve baharatlarını ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kuyruk yağlarından. Normalde biraz büyüktü, ben küçülttüm. Şunları da şöyle atıyorum. Belen tavasının olmazsa olmazı kuyruk yağı. Hatta daha bile eklenebilir. Hatta bunu ne yapıyorlar? İyice kavuruyorlar. Sıvı hale getiriyorlar. Ondan sonra onu biraz dondurup tereyağı kıvamında alıp üzerine atıyorsun. O şekilde oluyor. O zaman lezzeti daha güzel oluyor ama bizim zamanımız olmadığı için bu şekilde yaptık. Aklınızda bulunsun. Benim videosunu çekmiştim. Oradan izleyip evde denemeler yapabilirsiniz. Bilmiyorum, benim tarifleri deniyor musunuz? Yapıyor musunuz? Deneyemiyorum. Üçümüz yetmiyor genel. Direkt sizi yapıyoruz. Yapamadık, sizi çağırdık. Senin yemekle ilgili bir anın var mı? Sizin taktiğinizi yapıyorum. Öyle mi? Yemek yaparken. Daha doğrusu şöyle, mesela yemek yapıyorum, Yunus'a video falan çekti. Birkaç video var böyle. İzletirim. Tamam, izlerim eğer hoşuma giderse koyacağım bunda. Tamam mı? İznim tamam. Varsa. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün Özeren Döner'deyiz. Burada kadınlar döner yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Burada kadınlarımız döner yapıyor arkadaşlar. Evet. Ekmekleri böyle elleriyle açıyorlar. Ekmekler. Buradan alıyorlar ekmeği. Ekmeği gösteriyorlar. Ve basıyorlar. Ekmeğimizi bastık. Ekmeğimizi aldık. Yağla birebir dans etti. Burada öbür ekmeğimizi getirdiler. Evet, önce bir karıştırıyorlar. Hemen ardından ikisini kavuşturuyorlar ve ortaya bu mükemmel manzara çıkıyor arkadaşlar. Evet, dönerleri sıyırdılar. Onun ardından burada kızan yağımızın yanında pişen patateslerimiz resmen yağ ile dans ediyorlar. Burada air fry'da soğanlarımız kızarmakta. Hepsi de resmen şımarmış, utanmış, kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Burası Özeren Döner. Hepinizi bekleriz. Hemen devam edelim arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Şöyle domates salçasını görüyorsunuz. Bunu hafiften sulandıracağız. Normalde elle giriyorum. Elim temiz arkadaşlar. Normalde kaşıkla da karıştırabiliriz ama. Hiç sorun değil. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Hiç sorun değil. Böyle bir değişik oldu. Barış bir sorun var herhalde. Ver abi kaşık. Olmadı. Yok. Tabii ben onun için ama böyle zaten. Bir şey varmış sanki. Parmak ucunda bir hormon salgılanıyormuş. Özellikle kadınlarda vallahi oluyormuş bu. Ha, öyle mi? Evet. Bir ben makalede okudum. Ama genel olsa TikTok. Ya mekan olsa kendi aramızda yapıyoruz. Gerçi sonuçta tiksine de bilirsiniz. Kaşıkla girmekte fayda var. Ya pişiyor zaten. Sıcaklıkta o ne varsa gidiyor zaten. Bak. Salaş lezzetlerin dibini görüyorsundur sen. benim gibi düşünüyor. Evet, bunu iyice karıştırdı. Kıvamını göster Hakan'cığım. Hatta biraz daha sulu bile yapıyorlar. Mekanlarda öyle yapıyorlar arkadaşlar. Burada belen var. Belen tavası orada yapılır. Şöyle tutalım. Üzerine aktaralım. Domatesin suyu, sebzenin suyu çıkacak. Kurumasın diye ben biraz fazla suyunu koyuyorum. Çünkü genelde arkadaşlar, şunun dibinde kaldı, onu da yedireceğim. Birazdan su koyalım mı? Birazdan koyalım. Baharatlarını koyarım. Ben üzerine eklerim. Bir suyunu kontrol edelim. Burada normalde kurutuyorlar. Böyle 3-4 kere tecrübe ettim ben. Kasaplar genelde kurutuyor. Yazık oluyor yemeğe. Onun için bir tık sulu yapacağım normalinde. Kurumasın diye. Şöyle gösterelim. Karabiber. Baharata geldik. Bir baharat dokunuşu yapıyorum. Karabiberi sever. Hemen akabinde biraz pul biber. Şöyle. Oo. Ve hemen ardından şöyle tuzumuzu açalım. Ne yapıyorsun? Girmemek için kendimi zor tuttum. Şöyle tuzumuzdan ekliyoruz. Bilmiyorum, tuz oranı yeter mi? Kişiye göre değişir. Biraz hadi daha. Hadi benden de hadi. Tamam, son bir tane daha. Hadi yapıyorum. Emre de diyormuş abi, Emre de. Çok tansiyonumuz. Yeter bu kadar. Barış içinde. Yaşamak istiyor musun? Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle elimizle girebiliriz değil mi? Hep beraber. Barış. Hayır abi, kaşık kullanır mısın? Bunu mecbur elle gireceğim.
Bu biraz yani bunda zor biraz. Her tarafa yayalım onu. Ya nasıl elle yapabiliyorsun? Mekan olsaydı linç gelebilirdi. Yani bu işte şöyle bir şey var. Mesela mekanda geziyorum ben. Kimisi eldivenci, kimisi eldivenci değil. Normalde kimisi de şunu diyor işte. Kanserojen işte eldiven niye kullanıyorsun? Önemli olan orada aslında elinin temiz olması. Tabii her mekana tabii ki de güvenemiyorsun evet. O anlamda. Eli temiz tutması çok önemli. Adam çünkü eldiveni bir takıyor sabah akşama kadar aynı eldiven. O da göz boyama aynen. O da olmaz. En mantıklı elinin temiz olması daha bence. Daha kanserojen ya. Ama aslında lezzetler böyle sokak lezzetlerinde oluyor böyle. Kesinlikle küçük katılıyorum. Küçük esnaf daha lezzetli oluyor. Aynen öyle. Ben de küçük esnafçıyım. Salaş, güzel. Hani salaş deyince insanların aklına pis gelmesin. Taburesi var ama adam temiz mesela. Yani illa salaş deyince pis demek değil yani. Her salaş pis olacak diye bir şey yok bence. Bunu iyice yaydık ve tepsimiz hazır. Şöyle Hakan'cığım yakından göster. Son hali bu şekilde. Bu pişmeye hazır. Hemen bir de pirzola hazırlayalım olur mu? Hadi bakalım. Evet şimdi de pirzola yapacağız ama böyle çok fazla sebzeye boğmayalım derim. Tadını lezzetini alalım olur mu? Şöyle pirzolaları gösterelim. Şuradan atıyorum. İki tanesini kullanacağım. Buzlukta devam var arkadaşlar. Bunun gibi. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hepsini atmaya gerek yok. Şöyle tutalım. Kekiğin başta aromasını patlatalım. Bence kekikle et muhteşem bir ikili diyebiliriz. Şöyle kekiğini attık. Çok az karabiber. Karabiberi de sever. Biraz toz biber. Şöyle biber çok az ekliyorum. İri iri doğradım. Çok az da yağ ekliyorum. Biraz da tuz dokunuşu. Çok fazla boğmadan. E şunu iyiden iyiye bir karıştıralım. Her tarafa yesin. Homojen bir kıvama gelince duracak. Bunu adama mutlaka söylememiz lazım kurutmasın diye. Gerekirse bunu sonradan atar. Önden belen tavasını atar. O pişmeye yakın. Bunu attı mı böyle sulu sulu bıraksın diye söyleriz. Ne kadar sürede pişiyor? Ya ortalama bence 1-1,5 saatte ikisini alırız diye tahmin ediyorum. Açlık ne durumda bu arada? Aç mıyız? Daha çok acıkıyoruz gözükçe. Vakit geçtikçe, izledikçe diyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Sabahtan beri zaten bir şey yemediniz. Geceden beri. Değil mi? Evet. Ha. Sen çiğ verseniz. Valla benim de canım çekti. Şuna baksana ya. Efsane oldu. Bu da tamam ve ne yapıyoruz artık? Taş fırına gidebiliriz. Mahalle fırınında pişebiliyor. Evet. Pişebiliyor. Mahalle fırınınız var değil mi? Evet. Tamam harika. O zaman hemen ne yapalım? Bunları toparlayalım. Hemen fırına gidelim. Eğer lahmacun yapıyorsa da lahmacun da söyleriz orada. Hadi hemen geçelim o zaman. Evet dışarıya çıktık. Etlerimizi aldık. Orada pide de yaptıracağız sıcak sıcak. Çıkmaya yakın. Ama en önemlisi adama söyleyelim de ben unutursam adam yakmasın bunu. Yani kurutması. Onu mutlaka söyleyelim. Üzerini gerekiyorsa orada kapattıralım. Genelde fırıncılarda oluyor. Keşke evde yapsaydık. Onu düşünmedik. Bak. Neyse bir gidelim bir soralım adama. Ona göre düzgün bir yere koyar en kötü. Fırına doğru geçiyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Heyecan. Acıktık. Hadi bakalım geçelim. Aynen. Az kaldı. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Yandan yağlı kağıt aldık. Alüminyum folyo aldık. Önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyoya kendimiz sardık. Diğer yandan başka bir yerden nereden söylemiştik lahmacunu? Doğan kasabından da lahmacun siparişi verdik. 30 parça. Yanında da lahmacun için yeşilliği ve limonunu aldık. Kaç dakikada pişer ustam? Pirzola 45. Belen tavası da 1 saati bulur dedi. İftara çalacağı zamanı denk getirebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. O zaman biz bunları veriyoruz. 7'de geleceğiz alacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Teşekkür ettik ustam. Ne kadar pişirin parası? 40 TL. Tamam. O zaman biz hemen devam ediyoruz. Kolay gelsin. Pide çıkacak mı o zaman da? Sıcak pidemizi alırız evimize geçelim. Teşekkürler. Kolay gelsin hayırlı işler. Evet arkadaşlar pirzolalar çıktı. Tekrardan geldik fırına. Bunu kenara alacağız. İçeriği de göster Hakan'cığım. Odun ateşinde pişiyor. Ekmekler de herhalde çıktı. Biz de 7 tane ekmek alacağız. Çıtır çıtır oldu. Ekmek ne kadar? 8 lira. 7 tane alalım abi biz. Diğeri içinde bekliyoruz. Abim dedi ki sanki sert et geldi bana dedi. Valla ben de bir korktum yani. Alırken yumuşak dediler bize ama ya bayağı yumurta tarafından falan verdi. Şuna baksana. Çok güzel gözüküyor. İnşallah sert değildir. Bu tamam mı? Biraz daha mı kalsın? 5 dakika bekliyoruz o zaman. Şöyle balon gibi şişti ekmeklere baksana. Bundan da 2 tane alacağız. Bir de pide alacağız arkadaşlar. Evet. Bizimkiler pişti ustam. Tamam. Şöyle bir gösterelim. Oo. Ekmeğe bandırmalık oldu bu. Eline sağlık. Teşekkür ettik. Biz o zaman artık geçebiliriz. Teşekkürler. Evet. İftar zamanı geldi. Biz de hızlıca hemen eve geçelim. Her şey hazır mı arkadaşlar? Hazır. Her şey hazır. Hemen arabanın arkasına atalım. Geçelim eve. Evet arkadaşlar sofralar kuruldu. Gördüğünüz gibi belen tamamımız var. Pirzolamız var. Diğer tarafta lahmacunlar var. Pidelerimizi aldık. Yeşillikler. Ve artık ne yapacağız? Güzel bir içecek gider bunun yanında. Ve ne diyoruz? Buz... Dur başla. Bir dakika neydi? Buzlu atmış olduğumuz bir bardağımız var. İçerisine ayranımızdan ekliyoruz. Yanında çok güzel gideceğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Hiç kimse de ses yok. Evet. Düşünüyoruz hani. İçimizden. Ne desem bilemedim. Ya bu arada Yunus sen her yerden çıkıyorsun ben anlamadım ya. Bir anda geldi. Bir anda geldi. Şöyle oldu. Yunus'u hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi şöyle benim oldu. İçin de sürpriz oldu.
için. Ben seni duydum. Duyduğum gibi bir anda burada belirverdim abi. Tabii aynı bölümde okuduğunuz evet, için herhalde. Değil mi? Konservatuvar arkadaşları. Aha, duyunca evet, hemen atlayıp geldi. Kaçıramam dedim. Bu yemek imkansız. Peşinizi bırakmadı ya. Her videoda çıkıyoruz. Geçen en son bir öğrenci videomuz daha vardı. Onda da vardı. Evet, öğrenci evi değil ama kapışma serisinde evet, vardı. Döner yeme yarışması vardı. Aynen ondan öyle. Yine böyle bir ev konsepti vardı. İyi hoş geldin. Hoş geldin. Seni gördüğüme sevindim tekrardan. Ben çok mutlu oldum gerçekten. Kapanışı arkadaşlar böyle 5-6 arkadaş yapacağız. Belki ekstradan 1-2 arkadaş sonradan da dahil olur. Önden biz başlayalım. Fazla da sizi bekletmeyeyim. Herkesin karnı zil çalıyor. İftarımızı çok güzel bir sofrada açmak için sofraya geçiyoruz artık. Hadi doluşalım. Dediniz ki çatalsız yenmez. Et, balık, kelle bunlar yenir elle dediniz. Aynen. Tabii bulaşığı da düşündü. Bulaşık sizde. Kesin senden çıktı bu fikir. Gerçi bulaşık onlarda değil mi? Evet. Bulaşık onlarda. He tamam. Sen bugün rahatsın o zaman. Yemekler yapıldığına göre. Sıkıntı yok. Güzel, süper. Bulaşıklar sizi bekliyor. Çok fazla bulaşık da çıkmayacak aynen, gerçi ama. Direkt şey değil. Tepsileri ben getirdim. Değil mi? Yıkarız, sorun değil. Abi şu an inan kimse bulaşığı düşünmez. Düşünmüyor diyorsun. Bir tek ben düşünebiliyorum. Yapmamama rağmen. Çok fazla sizi bekletmeyeyim. Şöyle vereyim arkadaşlar ekmekleri. Şöyle uzatayım herkese. Birkancığım sen de hoş geldin bu arada. Sonradan aramıza katıldın. Sende nasıl her şey yolunda? Sen ne okuyorsun? Ben 2000 okuyan değil de çalışan tarafındayım. Öyle mi? Öğrencilik bitti. Ne zaman bitirdi? Geçen sene mi bitti? 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Ne yapıyorsun evet, şu an? Burada bir gümrük sahada çalışıyorum. İdare süper. Ediyorum. Seni tanıdığıma sevindim. O zaman şöyle ne yapalım? Bir ekmekle herkes. Tabii ne diyoruz başta? Siz yine bilmiyorsunuz. Çok iyi takip etmiyorlar bunlar beni. Şimdi en sevdiğim zamana geldim. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bakın şunu tadına. Hadi hayırlı iftarlar herkese. Şöyle patlatalım. Oo. Yandı elim. Şuna baksana Hakan'cığım. Harbiden 10 numara gözüküyor. Şöyle devam edelim. Acı. Ellerine sağlık abi. Acı mı? Evet acı. Niye acı? Çok değil ama ya. Çok kıvamında bir acı. Bir şey söyleyebilir miyim? O kullandığımız yeşil biberler adama sorduk. Acı mı dedik? Acı değil dedi. Emin misin dedim. Bazen sıkıntı yok abi acı değil dedi. Burada öyle bir sıkıntı var abi. Bazen acı dedikleri de tatlı çıkıyor. Ama Charleston alacaktım. Charleston yoktu. Bu acı mı dedim? Hayır dedi acı değil dedi. Acı çıktı Hakan. Çok görüyor da değil mı ama ya. Bence güzel bir acısı yok, var. Yani ölümüne değil ama acı yemeyen biri için sıkıntı. Sende sıkıntı herhalde. Bunun acı anlayışı da bir farklı. Acı değil. Normalde burada acı çok seviyorlar. Öyle bir şey var. Etin yumuşaklığı nasıl bilmiyorum ama çok sert değil ama ya. Çok sert değil, çok da böyle ölümüne yumuşak da değil. Evet. Sen önce de yumuşaktı, hala yumuşak abi. Bu sefer hiç daha önce alışveriş yapmadığım bir kasaptan alışveriş yaptım. Beni takip ettiğim için size yolda anlattım zaten. Oradan alışveriş yaptım. Çok yumuşak dedi aslında et için. Ama değil. Kötü değil. Yok yani kötü değil. Daha yumuşak olabilirdi. Değil. Aynen. Güzel evet, biraz daha yumuşak olabilirdi ama güzel. Aynen. Fazla ayran var mı? 2, 4, 6. Bu benim mi? Senin var değil mi? O zaman siz koydunuz öyle. Bir pirzolanın tadına bakalım mı? Hepimiz aynı anda ısıralım bence. Herkes onu mu bekliyor yoksa? Herkes alsın birer tane. Buyurun. Şöyle pirzolalardan da herkes birer tane alıyor. Ben de şöyle kendime aldım biraz yağını. Bak Hakan'cığım şöyle göstereyim. Şöyle bir durum. Şimdi en sevdiğin zamana geldiğim tadım yapıyorum. Ha bir kere. Her lokmada yapıyorum. Bugün güzel. Çok bunda aynen çok çok iyi. Zaten çok keserken iyi, ben anladım onu böyle yumuşacık küçücük hayvandan kesilmiş bir şey. Tam kuzuydu yani. Harika. Fırında güzel pişirmiş. Helal olsun adama. Senin en sevdiğin yemek ne? Kebap. Adana kebap mı? Anteplisin. Patlıcan kebabı. Antep olunca patlıcan kebabı normal. Senin pirzola. Barış. Bugünden sonra pirzola. Senin peki? Tavuk pilav. Tavuk pilav. Evet. Sokak lezzeti. Aynen. Ha, bak ilk defa böyle bir pilav alıyorum. Peki senin Yunus? Benim annemin karnıyarı. Sanki sana daha önce sormuştum evet, değil mi? Tamam. Sen? Ben sote çeşitlerinin hepsini severim. Soteciyim diyorsun. Aynen. Ha, süper. Sizin? Ben de Adana kebap. Sen takip ediyor musun beni? Evet. Takip ediyorsun. Çıkar telefonu. Bugün aynı buna benzer bir olay oldu. Abi dedi seni geldi yanıma bir tane takipçi arkadaşımız. Yine öğrenci zaten üniversite okuyor. Bütün videolarını takip ediyorum. Şudur budur. Açabilir misin? Tamam dedi. Açtı. Hatay içi sandık mı dedi başta. Baktım abone de değil ama videolarımı izliyormuş. Onu gördüm. En fazla kim takip ediyor beni burada? En fazla sen mi takip ediyorsun? Benim babam aşçı. Ben aşçılıkla ilgili çoğu kanalı takip ediyorum. Uzun süredir takip ediyorum. Uzun süredir. Zamanını takip bilmiyorum diyorsun ama. Acı mı? Tavuk dünyasında ilk videolarınızdan beri tavuk dünyası lezzetlerindeki ilk videolarınızdan beri takip ediyorum. Takip ediyorsun. Süper vallahi. Teşekkür ettim. Ben birkaç yıl önce Twitch yayında kimden orada denk geldin? Tuğkan, Pico. Aynen Tuğkan'dan. Tuğkan'dan mı? Aynen. Güzel. Tuğkan'a da selamlarımız olsun buradan. Tuğkan yorumlarını katınca video bir başka oluyor yani. Değil mi? Ben de izlerken keyif alıyorum. Ama kendisi işte oradan çıkıp sonra onu da izleyeceğiz yani. Öyle olmaz. Tabii. Yoksa oradan izlediğin izlenmeye geçmiyor. Olmaz. Evet. Bana bir katkısı yok. Evet. Birer tane de lahmacun yapalım. Şöyle Hakan'cığım gel. Şöyle gösterelim onu da. Biraz maydanoz. Biraz roka atar mısın? Şöyle rokasından da geldi. Biraz da şöyle limon dokunuşu. İşte şimdi oldu. Bomba olmadı mı? Evet. Şöyle devam edelim.
Ben de bir lahmacun alabilir miyim? Reklamını yaptın arkasından. Çok saklı. Çok güzel diyor muyuz? Bir daha diyor muyuz? Maraş lahmacun. Vallahi atarım sıradan. Bunları koyacağım ya. Bak gel Hakan kombo yapıyor. Yani görüyor musun? Öğrenci olmadığı belli. Tecrübe var kaburgada. Alışmış böyle ya be. Biter mi bu? Sürer bakacağım. Ama bitebilir. Sürer ama biter. Evet. Biter. Sahura kadar. Yarışmaya mı? Sahura kadar. En kötü sahura kadar. Biter. Ha, mesela biz biraz gazla çalışıyoruz. Normalde yarış konsepti yapmayı düşünüyordum ama şimdi iftar olduğumuz için hani biraz daha rahat, bir de sayı fazla. Ondan dolayı yarışı çok şey yapmadım. Hani bu şekilde daha güzel olacağını düşündüm. Bence güzel olur. Tadını çıkaracağım. Bak bak. Biraz oo. Biraz böyle tava, biraz kaburga. Biraz yeşillik katalım. Atom yaptın sen. Böyle mükemmel bir detay. Şöyle biraz da maydanoz. Limon ister misin çocuk adam? İsterim çocuk adam. Alırım. Vallahi efsane, benim de canım çekti. Ben de yaparım birazdan. Yorumla bakayım yedikten sonra. Mükemmel. Kesinlikle deneyim. Kesinlikle mükemmel. Üstümü çok iyi yaptınız. Üstüne mi geldi? Bütün yağ üstüme döktü. Evet arkadaşlar, bu kadar mısınız? Bu kadar gitti. Ama daha gece uzun. Gece uzun diyorsunuz. Pirzolalar bitti. Bu da aslında iyi gittiniz değil mi? Çok fazla vardı ama. Yarısından fazla. Bir tık acı evet. Olmuş ya. Sen çok yiyemedin acı diye. Ama işte lahmacun da var. Lahmacun da var. Lahmacunlar da gitti. Doğru söylüyorsun. Ekmek çok güzeldi. Bir de ekmek değil mi? Yani. Taş fırınçta olunca şu kötü bir et bile olsa. Şu an kötü demiyorum da hani. En kötü yemeği de taş fırına atsan zaten güzel oluyor. Bence bu benim kanaatim. Kesinlikle. Ama bence kötü de olmadı diye düşünüyorum. Güzel. Etler tabii ki bir tık daha yumuşak olabilirdi. Pirzola çok iyi ama. Pirzola efsane ötesiydi ya. Adam pişirim oranını da çok iyi ayarlamış, evet. Ve baharatını da güzel ayarlamışız. Böyle lezzetinin önüne geçmemiş hani koyduğumuz malzemede. Bu kadar. Bu kadar. Biz yemeye devam edebilir miyiz? Doyduk mu? Doyduk. Doyduk değil mi? Doyduk. Tamam. O zaman ne yapalım? Buraları bir toparlayalım. Evet. Ondan sonra biz hallederiz. Hallederim. Tamam. Çay koyalım. Süper. Tamam. Ne yapalım? Toparlayalım. Ondan sonra tatlılarla devam edelim. Sonu böyle mi bitecek? Kesinlikle hayır. Konservatuvarda okuyan arkadaşlarımız burada müzik şöleni yapacak. Doğru mudur? Doğru. Kimin sesi güzel? Barış Hoş Adam. Güzel demeyelim de yani. Ortalama İyiliği var. Öyle mi? Gideri var. Ama ses tonundan belli kadife çok bir sesin var yani. Kadife gibi sesin var. Teşekkür. Bileği de öyle. Güzel kadife bilek. Arasında kadife var işte. Farklı bir anlamda. Ama sesim, sesimden dolayı. Kadife var işte. Satan yanı. Herkesin bir lakabı var herhalde. Seninki ne Emre? Ne? Benim yok. Güzel. Var mı? Değil. Ritimci Emre. Suet şey. Belki Kaon Emre oldu. Dün Kaon Emre olarak gerçekleşti. Balık değil Kaon. Balıkçıymış bu arada. Ben de balıkla ilgim olduğu için daha demin yarım saattir onun muhabbetini yapıyoruz. O zaman toparlanalım. Tatlıyla devam edelim. Hadi bakalım. Tencereyi versenize. Barış tencereyi versene. Kaşık alayım. Yani bununla koysam... Biliyordum hepsini az önce. Orada kalsın. Orada kalsın. Getir getir. Kendimi NATO şeyi gibi hissettim. NATO çalışan ablaları gibi tamam, hissettim. Tamam yeter git artık. NATO çalışan ablaları. Abla biraz daha koyar mısın? Kimseye söyleme, tamam mı? Sana biraz fazla koydum, kimseye söyleme. Tamam. Sen öğrencisin, ihtiyacın olur. Evet, bir yandan çaylar doldururken yemekler yendi, karnınız doydu. Diğer tarafta da şöyle çaylar dolarken böyle tatlıları da bir gösterelim. Bilmiyorum, tatlıyla aranız nasıldır arkadaşlar? Tatlı biriz. Aramız çok hiç iyi. Yok. Hani aramız... biriz çünkü. Seviyorsunuz. Aramızdan susuz mu? Gerçi aramızda bir Antepli var. Yani evet. Bunlar seni gerçekten tatmin etmeyecektir. Ona eminim yani. Peki senin Antep'teki tatlıcın kim? Biri geldi, bir misafir. Ya da ben seni aradım, dedim ki ya Ezgi... Katmer nerede yenir? Katmer değil. Baklava alacağım, nereden alayım? Baklava Koçak'ta. Katmer'de ya Akşam Simit Fırını'nda ya da Özikizler'de yenir. Güzel. Herkesin ama bir baklavacısı var değil mi? Mesela Çelebiciler var, Aintep var. Var, çok fazla var. Çok fazla var. Hepsi güzel yapıyor yani. Hepsi güzel yapıyor aynen. Hepsinde ben tadına baktım, evet, tek tek. Hepsi güzel yapıyor. Kızımız olmasa bile. Oğlumuz var şu an. Afiyet olsun. Hala böyle videolar. Bu adamlar misafirleri çalıştırıyorlarmış. Bak görmüş onu. Ev sahipleri oturuyor. Direkt gösterdim. Harbiden sabahtan beri sadece biz çalışıyoruz ya. Tatlıyla ilgili konuşuyorlar sadece. Tatlara da tek tek verelim. Ondan sonra çayları da dağıtalım. Ev sahiplerine. Paşalarımıza iyi bakalım. Ben su var.
Bilmiyorum tadı güzel mi? Buradan ilk defa tatlı aldım bu arada. İki farklı yere gittim. Ramazandan dolayı tatları daha çıkmamıştı. Hani bir tık daha geç, iki saat sonra falan. Açık mı içiyorsunuz bilmiyorum. Fark etmez ya, kafana göre alabilirsin. İki farklı yerden sonra burayı tercih ettim. Sallama suyun herkese üçer beşer koydum ama. Eser abi sen onu al. Al tabak. Tabak yalanırım abi. Ben de aklımdan geçiriyorum, ben tepsiden yerim. Yazı da var. Benden önce de öğrendi. Şey almayan var mı? Yok. Hakan'cığım bu senin olsun. De. Ben de aldım. Evet, o zaman tatlılara evet, başlayabiliriz. Hadi afiyet tabak olsun. Tabak alabilirsin orada. Abi ben tabak alayım. Bir de peşit alayım. Dur ben sana servisini de yapayım. Sağ ol. Hadi afiyet olsun herkese. Bu yemeğin üzerine güzel gider bence. Çok güzel. Güzelmiş o da ya. Ağır değil hatta ya, hafif. Değil mi? Çerez gibi. Antep fıstığı bol. Bir Antepli olarak yorumunu almak istiyorum. Her sabah aç karnına yiyeceksin bundan yani. Bir kez daha bakıyorum tadına. Tepsi bitti. Bakamıyorum artık. Nasıl yapıyordun? Biraz daha bakıyorum. Damağa yapıştırıyordu arkasını. Güzel mi? Mükemmel mükemmel. Tabii Antep kadar olamasa da güzel ama. Yani evet ama çok güzel. Yani. Aması var. Yani. 10 üzerinden 6 yedir. Mı? Yok ya 8'i var rahat. 8'i var mı diyorsun? Çok evet, rahat. Güzel. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenmedim. Çok güzel. Şimdi tatları yiyelim, sohbetimizi edelim. Bir de ne yapacağız? Daha demin de söylediğim gibi konservatuvar öğrencileri olduğunuz için sizin ağzınızdan çok güzel bir şekilde şarkı söyleyen bir arkadaşımız da varmış. Sesi çok güzel dediler. Diyorlar. Bir de YouTube kanal varmış senin değil mi? Evet. Onu da söyleyelim. Bir katkımız olsun. Böyle aşağı. Barış'ı takibe alırsanız sevinirim. Neydi YouTube kanalın ismi? Barış Hoşalan kendi adı. Barış Hoşalan. Ama hip hop mu yapıyormuşsun orada? Yani rap mi yapıyorsun daha doğrusu? Hip hop. Hip hop ve rap ağırlıklı. Anladım. Ama bugün tarzın dışına çıkacaksın herhalde. Bugün akustik evet. Takılacağız. Slow devam edeceğiz. Aynen. Sonra hareketliye geçeceğiz mi? Sürpriz. Hadi bakalım yani, sürpriz. Bekliyoruz. O tamam ben bana kalmış. Bu arada selam göndermek istediğiniz ya da şunu sorayım. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birazdan tatlar bittikten sonra çünkü artık müzik şöleni başlayacak. Benden başlamasak olur mu? Ya, senden başlayalım. Ben bugün için çok teşekkür ederim. Yemek gerçekten çok güzeldi. Yani her şey çok güzeldi. Çok eğlendiğim bir gündü yani. Teşekkür ederim. Tatlı da çok güzeldi. Teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ettim. Seni tanıdığıma çok çok sevindim. Ben de çok keyif aldım. Hem kamera arkası hem kamera önünde ikisi de çok keyifliydi bence. Çok eğlenceli bir video oldu. Bizim için çok güzel bir anı bu. Değil yani mi? Evet. Benim için de öyle. Son yılımız. Ben de biriktiriyorum. Yani, evet. Benim Barış'ı. Evet. Yunus Aksaray'a dönecek mesela. Hani an olarak kalacak. İleride örnek veriyorum. Hani eşlerimize, çocuklarımıza izleteceğimiz çok güzel bir anı yani. Kesinlikle. Çok güzel bir deney. Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Barış senin var mı? Ben mikrofonu konuşamam. Hayır. Mikrofonsuz kabul etmiyorum. Çok güzel bir deneyim. Çok güzel bir anı bizim için. Kapalı kalmış. Açıldı değil mi? S.A. Açık açık şu an. Çok güzel bir deneyim. Ses. Çok güzel bir deneyim. Evet. Ben alıştırma yapıyorum da okul bittikten sonra. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok iyiydi. Yani kaburga, yok pirzola. Pirzola. Ne yediğimi unuttum. O kadar güzeldi. Hayatımda öğrencilik yıllarımda görmedim diyorsun. Çok iyi. Belen şeydi, Belen de güzeldi. Belen çok iyiydi. Ne yediğimi unuttum ben. Belen'e gidip koca ısıttan yemek yiyebilirsiniz. Aynen. Orayı çekmeyi unutmayın. Valla her şey için çok teşekkür ederiz. Yemekler çok iyiydi. Yani bu eve girebilecek en yüksek yemek buydu. Artık çıkabiliriz bu evden. İnşallah. Zirveyi gördün. İyi, afiyet şeker var olsun. Hep alıyorsun. Ben şey geçerdim. Tamam. Evet. Mikrofon 728 kere kapanış konuşmasında konuşan. Bu benim 1029. ve konuşmam böyle. Ben şahsen benim 3. videom Eser abi seninle. Evet. Videolarda yavaş yavaş büyüyorum. Eser abi o kadar uzun zamandır video çekiyor. Mezun ettik adam. Tanıştığımızda kaçıncı sınıftaydın? 2. sınıftaydım. 2'desin. 2022 şu an 4. son sınıf. Son sınıf. Zaten Eser abi beni gördü aşağıda karşılamaya gittiğimizde. Beni gördü kahkaha atmaya başladı. Yine mi sen? Eser abi vallahi senin elin lezzeti nereye ben oraya. Seninle tanıştığıma da çok memnunum. Hani gerçekten hani bir öğrenci olarak senin çok iyiliklerini gördüm. Teşekkür o zamana ederim. Kadar. Yemediğim yemekleri yedim. Gerçekten hani bu gelmeden önce de arkadaşlara söyledim. Eli böyle lezzetli böyle et yemezsiniz vesaire vesaire. Gerçekten çok güzeldi. İyi sevindim. Sağ olasın. Bir üniversite hayatım seninle başladı seninle bitirdim. Güzel gerçekten. Anılarımız oldu. Sevindim. İnşallah mezun olup çok güzel böyle yerlere gelirsin. Çok para kazanırsın. İnşallah senden milyonlar izler. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir sonraki öğrenci videosunda görüşürüz. üniversite bitti diye gelmeyeceğim zannetmeyin. Ben her zaman buradayım. Evet Birkancığım. Yunus arkadaşımız çok övdü abi. Beklentileri çok yükselttik. Gerçekten beklentilerimizi karşıladı yani. Karşıladı çok mı? Çok üst düzeydi. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Vallahi sevindim. Yani Hatay'a değdiğim en niyetlerden biriydi. Burada nesil tükenmekte olan panda var.
Çok selam olsun. Evet, bu arada yani. Tepenizin benziyor. Evet, çok benziyorsun. Bak bakalım. Şöyle bir duralım. Benziyor muyuz? Harbiden benziyor. Yakışıklı da adamsın yani. Senin yakışıklı. Abi bir de küçük bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Bölgemizin balıkçılık kanallarından olan Fishing Arsuz'a. Fishing Arsuz. Evet, herkes YouTube kanalını. Evet. Instagram kanalımız var abi. Instagram. Instagram kanalımızdan destek olursanız sevinirim. Sayfa oluyor dedi bak. Ben bozmak istemedim de oradan geldi. Şive kayıyor. Hatay'dayız malum. Olur olur. Normal. Şive kayıyor. Şive'den. Fishing Arsuz. Instagram. Fishing Arsuz. Hakan'cım eklersin. Takip edersiniz. Orada sen varsın değil mi? Ben varım. Tamam ben de biz takip de yeni alacağım. Evet sen de yeni öğrenmiş oldun. Ben takip alacağım çünkü balıkla ilgili böyle benim de farklı farklı şeylerim oluyor yani. Zıpkına dalmışlığım var. Tüpsüz tabii. Tüple değil. Tekneyle açılıyoruz. Arada tutmaya çalışıyoruz. Tutabildiğimiz kadarıyla. Profesyonel değil ama hobi olarak ben de yapıyorum. Ya biz İskenderun Körfezi'nde Suriye sınırından Adana'ya kadar birçok merada av yaptık. Hepsini oradan görebilirler. Tamam ben de izleyeceğim. Çok güzel sohbetinize doyum olmuyor. Yani sabaha kadar oturup muhabbet edebilirim sizlerle. Hepiniz de pırlanta gibisiniz. Elinize kolunuza sağlık sizin de. Siz de yemek verdiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamınız var. Kamera arkasında onu çok çok daha iyi görebiliyorum. Lütfen bu arkadaşlara kötü söz söylemeyin. Çünkü bazen böyle çok aşırı gülündüğü ve şey olduğu zaman bazı kişilerden kötü tepkiler de gelebiliyor ama pırlanta gibiler. Yani çok güzel bir ortamları var. Aynen öyle. O anlamda benim de hoşuma gitti. Çok keyifli video çıkarmış olduk. Elinize kolunuza sağlık. İnşallah dediğim gibi büyüdüğünüzde çok güzel yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. Ve ne yapalım? Toparlanalım. Çaylarımızı dolduralım. Ondan sonra müzik şöleni ve kapanış. Anason kokarken sofralar beni o limana çıkaramaz. Aldırma deli gönlüm, seni gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püskünlü belam yakalarsam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok keyifle dinledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum arkadaşlar. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.